Herkese iyi akşamlar dilerim. Bugün yine Ahmet Hocam'la birlikte sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden ricam Ahmet Hocam piyasalarla ilgili bahsederken sizlerden chat kısmından sorularınızı yazmanız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sözü hocama bırakıyorum. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar herkese. Nasılsınız hocam? İyi Evet. misiniz? İyilik vallahi. Sizden ne var ne yok. Herkes iyi mi? Bizler de iyiyiz hocam. Teşekkür ederiz. İyi vallahi. Tamam. Ne diyelim? Bugün piyasa biraz yukarılara doğru gider gibi yaptı. Sonra geri geldi. En sonunda yani artı çok da fazla bir şey kapamadı. Yani 6-7 neyse biraz böyle keyifsiz gibiydi. Her taraf gitmemeye başladı artık. Sağda solda bir takım fireler vermeye başladık. Burası geldi. Yani 2406 ile işte 1726 falan arasındaki o düşüş alanının %50'si kadar yukarıya geldi. Şimdi burada boğuşma var son 3-4 gündür. Yani fiyat 2065, 66, 2070'in biraz üzerine gidiyor, geliyor filan ama burada hala boğuşuyor. Aşağı tarafta ortalama var. Ortalama daha 1980'de kaldığı için bence onu bekleyecek. Yani buradan kopabilmesi için bir ortalamayı bekleyecek. Yani ortalama ona yanaşsın diye vakit geçiriyor burada. Benim anladığım kadarıyla. Ondan sonra belki tekrar %61,8'lik 2150 seviyesine doğru bir hamle olabilir. Ama onun için şöyle bir gücün toplanması lazım. Yani bir tek Türk Hava Yolları'nı gün içinde 2 lira yukarıya alarak o iş olmaz. Yani birkaç kağıda girerek falan. Bankalar gene bir yukarı gider gibi yaptı, geri eksi de kapattı falan bir şeyler. Yani orada da bir sıkıntılı bir dönem var. Orası yukarıya gelmeden, yukarıya hareket etmeden burasının da gidişatı biraz engebeli. Yani biraz yol şeyli, taşlı topraklı hale geldi. Asfalt değil artık. Yani tekerlek patlatmayız inşallah. Biraz daha dikkatli olmakta yarar var. Ya, kağıt bazında tabii yani kim ne tutturursa oralarda bir yerde hareketlilik oluyor. Bizden bir arkadaş sordu. Nibaş. Yani Nibaş 5 liralık kağıt. 85 lira, 95 lira yapmışlar. Oradan malı verdiler millete. Hisseleri. Yatırımcıyı mahvettiler. Yani tekrar kağıdı 6 liraya indirdiler. Şimdi kağıt 12 lirada. Gene şayialar var. Dolaşıyor. Aklınızı başınıza alın. Girerseniz de yani dikkatli olun. Yani bir kağıdın 6 liradan 95 liraya gitmesi normal değil. Çimento kağıdının hele bilhassa. Yani Çimsanı'ya gitmiyor. Akçansanı'ya gitmiyor öyle 10 katı, 15 katı. Ne oluyor ki yani? Yani çimentonun içine altın mı koyuyoruz ayrıyeten? Her şeyi karşılaştırın ya. Yani. Yani sektörün içinde diğer kağıtlar ne oluyor? Yani oyak çimento nerede? Değil mi? Yani büyük kağıtlara şöyle bir bakın. Yani illa Nibaş olması da şart değil. Diğer bütün kağıtlarda da sektör olarak bakın yani ne oluyor, ne bitiyor. Yani holdingin bir tanesi 15 katı gidiyorsa kardeşim Koç Holding'den Sabancı'nın veya ne bileyim Alarko'nun şunun bunun şeyine günahı onlar para kazanamıyor mu yani? Biraz öyle bir mantık yürütün. Her şeye atlıyoruz. Sonrasında sıkıntı oluyor tabii ki. Yani burada fareli köyün kavalcıları çok. Alırlar götürürler sizi. Yani giderken iyidir de düşüşte ızdırap fazla olur. Çünkü satmak istesen bile satamazsın. Tabanı yediğin anda öyle kalırsın. Malı istediğin kadar tabana satışı koy. Birileri tabanı kaldıracak da edecek de sizin hisse gidecek de kurtulacaksın. O işler zor. Yukarıya giderken kar içindeyse üçer beşer üçer beşer değişik kademelere yaza yaza gidersin. Malları dağıtırken. Yani bazen çünkü
istiren stop plan kullanın diyoruz ama nasılsa kullanmıyorsunuz yani. Kullanan hak getire. Onun için boşa çene yormaya da gerek yok. Zaten kullanmak istesen de bazen kullanamayabilirsin. Çünkü bir anda geçiyor orayı, istiren stop kademesini. Yani hoba diye bir anda 7-8 kademe veriyor. Senin istiren stopun mu kaldı? O anda kaçıp gidiyor fiyat yani. O zaman artık Allah ne verdiyse, alışta ne var, ne varsa sen de ona vereceksin. Yani kaçan kaçana durumu. Genelde ters yüz olmalarda işler öyle oluyor. Çok sert hareket olur. Kimseye kaçma fırsatı vermek istemezler. Yani kim bu yapanlar, edenler falan? Güçlü hisse senedi sahipleri kardeş. Yani onların kâr etmesi için malları birilerine satması lazım. Kapış, anlaşılıyor mu bu yani? Yani adam elindeki hisseyi başka birine satmadan, siz veya başkalarına satmadan o kârı realize edemez. Paraya dönemez. Yukarıdan hisseleri verip o hisseleri daha düşük fiyattan tekrar yerine koyma gibi niyetleri var her zaman. Yani bu piyasayı kağıtları alıp yukarıya götürüp ondan sonra satıp hadi bana eyvallah 20 sene buraya uğramıyorum. Öyle bir durum yok yani. Her gün burada. Yukarı. Sonra aşağı. En aşağılarda yukarıda verdiklerini bir misli, 1,5 misli falan toplayana kadar orada süründürme. Sonra herkes bıkıyor, veriyor. Sonra o mallar toplanıyor. Ondan sonra nasılsa piyasaya dakika başı yeni eleman geliyor. O malları yeni elemanlara vermek için tekrar ikinci bir tur yukarıya doğru. Yani yani piyasada sizin para kazanmanız için kağıtları oraya buraya götüren getiren falan böyle yani Hızırlar yok. İyi insanlar yok. Onlar kendi menfaatlerini düşünerek kağıtları yukarı aşağı gidip geliyor. Herkesin gücü ne kadar yeterse. Siz de bu ortamda para kazanmaya çalışıyorsunuz. Yatırım dünyası bu. Evet yani şirketlere ortak oluyorsunuz. Ama şirketler yukarı aşağı fiyatlar gereğinden fazla yukarı, bazen de gereğinden fazla aşağıya iniyor. Onları iyi değerlendirerek arada alım veya satım yerine göre yapmak durumundasınız. Yapmıyorsanız o zaman zaten her gün burayı izlemenize de gerek yok. Alırsın, atarsın. Yeter ki sandığa atma fiziki olarak. Yapamazsınız da. Çünkü orada unutulanlar sonra kayıt işi oluyor, kuyut işi oluyor. Kayıt kuyut derken kağıtlar çöpe dönüyor. Yani kayıt dışı kaldı mı hadi uğraş dur. Zannedersem gene şirketlere falan gidip oralarda onları yenileriyle değiştirebilmek falan filan. Bir sürü proses var orada yani. Eski kağıtların ne olması gerektiğinde. Hani ne bileyim 10 sene eski şu bu falan onun kaydı silindi, o malları satamazsınız, edemezsiniz. Yani bana sorarsanız öyle bir kanun yanlış. Yanlış yani. Bugün insanlar Mısır'daki veya Mohaç'taki veya ne bileyim Makedonya'daki 150-200 sene önceki tapularını ispatlayarak o defterlerden ispatlayarak bu arazi benim deyip onun hakkında tazminat alabiliyorsa bu mülk ya. Bunun zaman aşımı falan olamaz ki. Ne demek yani zaman aşımı? Ben öldüğüm zaman ancak zaman aşımına uğrar eğer varisim yoksa. Vasiyet etmediysem. Ne alaka yani? Hisse senedi de bir anlamda senin mülkün, servetin. Oraya para koymuşsun. 5 sene, 10 sene geçti, kaydetmedin. Hadi elinden aldık, sıfırladık. Allah Allah. Bence mahkemelik iş. Yani işin sonuna giderseniz. Ben tamamen yanlış buluyorum o tip hareketi. Mülk sonuna kadar mülktür kardeşim.
Sen bunu satmadığın sürece. Ha. Devlet olağanüstü hal ilan eder bilmem ne. Onda bile. Elinden alır götürür filan. Ve sonra olağanüstü hal kalktığı zaman tekrar bana verecek misin o malı? İşleri düzelttiğin zaman. E vermen lazım. Benim hak hukuk anlayışım bu kardeşim. Yani geçerlidir, geçerli değildir. Herkesin kendine göre bir hakkı hukuk anlayışı vardır. Benim de hak hukuk anlayışım budur. Burada da kağıtlara baktığınız zaman şimdi biraz daha dediğim gibi eskisi gibi haldır 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 böyle yani güçlü bir şekilde her tarafta hareket olmayabilir. Biraz böyle sabırlı olacaksınız. Belki biraz aşağıya da gelebilir. Ortalamalarla 20 günlük ortalamanın yukarı gelmesini bekleyecektir biraz. Ondan sonraki çıkış, evet bazı kağıtlar gitti. Yani işte Pegasus'lar falan eski tepelere geldi. Ve Türk Hava Yolları 28'lerde oralarda filan. Ama bazıları ikinci tepeye, ilk tepeyi geçemedi. Kardemir gitti filan. Sektör belli, kağıtlar da belli. Ve bugün işte Ford aldı başını gitti. Yukarıya koptu. Tofaş biraz yukarıdaydı galiba. Ve ne vardı? Biraz şişe yaptılar, sonra verdiler. Dolandırıyorlar yani. Yani gün içinde işte bir takım hareketlilikler oluyor. Bu şekilde bakın. Fazla da uzatmayayım. Herkesin derdi var zaten yeterince kendi kağıdında. Evet. Nedir vaziyetler mesela? Kim neyi soruyor? Dinleyelim. Hocam hemen yönlendiriyorum. İlk olarak Akın Tekstil sorulmuş. Atex. Atex 40 lira. Evet. 20 günlük ortalamadan aşağıya doğru kırmış. 50 günlük üstel ortalama kaçta? 38.87. Sen ana 39 de. Valla destek orada kardeşim. Onun altı biraz daha sıkıntı yaratır. Yani onun altı burası kaç kuruş? Şöyle bakalım. 36.5 gibi. En son dip orada olmuş. 36-34 filan. 50 günlük ortalamadan zıplayabilir şu anda. Alış tarafı kaç kuruş burası? Ortalama nerede? 40.79. Yani 41'in üzerine falan geçiyorsa alınabilir. Ortalamaya stop koyarsın mesela 50 günlüğe. 41'in üzerinde tekrar yukarıya dönüyordur. 45 geçilirse 50'li rakamlara doğru gidebilir. Kağıtta çok lot var mı burada? Eskidendir bu ya, yıllardır. Bakayım. Lot yok ama. İşte. Yani çok da fazla lot yok ama. Yani öyle 3-5 bin lotu kaldırmaz burası. En oturaklı lot sayısı 2246. 39.98'e yazmış. Kapanışa doğru. Yani kağıtın çoğu 100, 200, 600. 550 falan yani lot yok. Herkesin geldiği bir yer değildir kardeşim. Öyle bak. Yani. Evet. Geçelim. Hocam Ford sorulmuş. Ford bugün yukarı yönde hareket etti. İyi de gitti. Piyasada. Gerçi ötekiler gitmedi ama orası 275, 21 lira kadar yukarı gitti. Ne yaptı bu da? 20 günlük ortalamaya kadar 4 gün, 5 gün geri çekildi. Yani kağıt şuraya bakayım bir dakika. Güzel özellikler. Şuradaki rengi siyah yapayım. Kağıt nereye kadar geldi en son düşüşte? 204'e. Oradan hemen toparladı. 20 ile 50 günlük ortalamalar arası biraz sıkıştı. Sonra 20 günlüğü geçti.
O zaman yukarı yönde hareketin devam edeceğini varsayarsınız. Daha sonra 263'ten geri geldi. 4-5 gün burada boğuştu. 20 günlük ortalamanın altına gitmek istemedi. Bugün de yukarıya patlattılar. Nereye kadar gider? Yani 315 tepe. Sen 300-300 civarı olur mu? Olabilir kardeşim. Yani uzun bir mum oldu. Yukarı yönde alışa döndü. 315 filan. 310. 300-310 aralığı. Oraya doğru gidebilir. Ya bence tutulmalı. Uzun vadede de tutulmalı. Ford bu yani. Endeksin 20 bin dolar, 25 bin dolar, 30 bin dolarlara doğru gittiği bir ortamda bütün bu kağıtlar 500 lira falan olur yani. Ancak öyle olursa zaten endeks 30 bin dolarlara, 20 bin, 22 bin ve ondan sonrası 27-30 bin dolarlara doğru gidebilir. Bu kağıtlar götürecek endeksi oralara. Ford her zaman dediğimiz gibi mutlaka portföyünüzde bulunsun kardeşim. Alırsın Ford, olursun bir gün Lord. Yani geçelim. Temel kağıtlardan yani portföyde olması gereken. Bu Şişecam, bence Koç Holding, Tüpraş, Petkim. Yani bunlar olacak yani. Evet. Bir portföy yapmıştık hani hatırlarsınız, bankalar dahil, Ereğli. Olacak kardeşim bunlar. Gerekirse düştüğü zaman Türk Hava Yolları. Bunlar Aselsanlar düştüğü zaman. Yani bunlar baba kağıtlar. Bunlar olmazsa zaten endeks gitmez. Evet. Geçelim. Hocam Aydem soruldu. Kodu ne bunun? İsmi ne? Hocam sesim geliyor mu? Evet, ismi ne bunun? Kodu Aydem, ismi de Aydem Yenilebilir Enerji. Matrix'e. Hepsini almamıştım. Aydem. Okay. $6.70 olan, evet bugün 34 kuruş yukarı gitmiş. Yeni halka arz. Allah Allah, 9 liradan halka arz etmişler. O gün bugündür aşağıya çakmışlar. Kağıdın geldiği yer. Dur bakalım. Şöyle bakalım. Kağıdın dibi normal şartlarda 5.90, 6 lira diyelim. Bir zamanlar halka arz sonrası 6 liraya gelmiş. Oradan bir daha almışlar. 8.27. Sonra uzun süre bırakmışlar. Tekrar kağıt gelmiş 6 liraya. Şimdi buradan alıyorlar. Bugün ortalamanın üstüne çıkmış. Bence tutulur. Yani. En azından nereye kadar? Vallahi ilk direnç 7.30. Oraya kadar tutulur. Bakalım arkadaşlar ne yapacaklar? Burada birileri bir harekete geçmiş. Koy stopu. Stop nerede? Şimdi 50 günlük ortalamayı deliyor. 20 günlük ortalamada 50 günlüğün altında. O zaman 20 günlüğün oraya koyacaksın stopu. Veya çok fazla para kaybetmeyeyim dersen stopu ufak tutarsın. O zaman da 50 günlük ortalamaya koyarsın. 50 günlük ortalama 6.50'de. Fiyat nerede? Kapanış 6.78. Yani 30 kuruş altına stop koyuyoruz. Ama bazen böyle çıkar, ortalamaya değer. Ortalamaya doğru bir vururlar. Alıcı gelirse oradan kaldırırlar. Sen de o sırada stoplanmış olursun. Yani onu göze almak istemiyorsan
O zaman 6.35'teki 20 günlük ortalamayı stop olarak kullan. Yukarı tarafta da 7.30 ilk problemin yaşanabileceği yer. Sonrası ikinci problemli bölge 8-8.20 aralığı. Görüntü sanki yukarı doğru bugün hareketle beraber. Devam ettirirler inşallah. Geçelim. Hocam Anadolu grubu soruldu. AG Anadolu grubu. Akhol. Akhol zaten yeteri kadar uçtu. 50 liraya geldik ya. Tepe yapmış 50 liralarda. Yani 36 lirada. Yani kağıdı aldılar. 21 liradan 50 lira yaptılar. Oradan sonra sert satış. Burada biraz sıkıntı var. 50 günlük ortalama aşağı yönde deliniyor bugün. O zaman ne yapacağız? Fibonacci'ye bakalım. Trend. Fibonacci düzeltme. Nereden alıyoruz? 21'den. Nereye kadar? 50'ye kadar. Şu anda yani 50 %50'lik geri çekilme yeri baktığın zaman ...35.87-36 de. Çok yakınında. Eğer orası delinirse aşağı tarafta 32.5'a kadar gidebilir. Onu da gözden kaçırmayın. Kağıt şu anda satışta. Öyle görünüyor. Ortalamaların altına gidiyor. Yani tekrar düzelebilmesi için 20 günlük ortalamanın üstüne çıkması lazım. O nerede? 38.65'te. O zaman ne yapılabilir? Mesela malın yarısı, hepsini satamıyorsan da malın yarısını çakarsın. 38.65'in üstüne çıktığı zaman geri almak şartıyla. Hani elin malı kaptırdık, sonra aldılar götürdüler olmasın diye. Ama aşağı doğru hareket hızlanırsa buralarda bir yerde sattığın malı 32.5'larda bakarsın. Yerine koymaya değer mi değmez mi diye. Evet, geçelim. Hızlı çıkış şu anda düzeltme yaşanıyor. Evet. Hocam hemen geçiyorum. Jant sorulmuş. Evet, geçen de soruldu Jant. Evet hocam, salı günkü yayında da sorulmuştu. Yani. Yok, orada da bir şey yok şu anda. Orası ancak nasıl hareketlenir? 68.5'un üstüne çıktığı zaman. Şu anda ortalamaların altında öyle duruyor. Kağıt zaten yani nereden geldi? 5 liralardan 125 lira oldu. Yani 25 katı yaptı. Sen şimdi burada alıp da 63 liradan da 25 katı olmayacak bu. 10 katı da olmaz. O bir rüyaydı, geldi geçti. Şimdi buralarda artık boğuşma zamanı. Onun derdi 80, daha üst tarafta derdi 100 lira civarında. Ama ortalamaların üstüne çıkmadığı sürece sıkıntılı bir durum var. Yani 63'ün altı bayar. Sıkıntı daha da artar. Yani bu en son 53'lerden tepti yukarıya kadar. 80'e kadar geldi. İyi çıkmış babalar. %60 yaptı dipten. 80'e geldiğinde. Verirler. Zaten verdiler. Yani dikkat edilecek öteki konu da endeks 2400'e giderken bu 125 lirayı geçmedi eski tepeyi. Yani endeks neyle gitti? Büyük kağıtlarla gitti. Küçük kağıtlar pek o kadar, yan tahtalar o kadar ralliye katılamadı. Çünkü onlar zaten 15-20 katı yaptı ya. Yapamayanlara geldiler en son. 240 bin endekse giderken. Onun için öteki tarafta sıkıntınız var. Kardemirler, mardemirler en fazla 6-7 liraya gelmişti. 2 liradan. Son rallide 240 bine giderken aldılar götürdüler 11 liralara. Tabii
Sıra onlarındı. Türk Hava Yolları'nı 12 liraya bulamazdın artık. 28 lirada dolaşıyor. 26, 28. Oralarda dolaşıyor. Ah ah. Almak lazımdı. Yapmak lazımdı. E tabii. Lazımdı. Hep öyle oluyor. E şimdi? Şimdi alınır mı? Borun pazarı bitti. Eşeği sürmek lazım. Nide'yi falan geçti. Kağıt 7 liraydı. 4 katı yaptı 28 lira. 12 olsa 2 katı yaptı 24 lirada. Yani 19,5'taki tepeyi bile geçti. 27,5 hedefi vardı. 27. Oralara geldi. Türk Hava Yolları'nda 4,5 dolar hedefidir. Ama Jans dediğim gibi bence biraz düzeltme sürecinde, ancak ortalamanın, o bahsettiğim ortalamanın üstüne çıkarsa tekrar 80'lere doğru hareket edebilir. Ama böyle bir anda 125 lira falan bekleyip hayal ben kurmam. Siz kurabilirsiniz. Yani kısa sürede o kadar olacağını tahmin etmiyorum. Kağıtların çoğu olsaydı olurdu zaten. Evet. Geçelim. Hocam Vespe soruldu. Vespe spekülatör babaya bağlı. Spekülatörü var. Gayet güzel kağıdı. İdare ediyor adam işte. Ne güzel. Az buz değil, bölündü. Bölündükten sonra gitti mi kardeşim? Gitti. Ne yapacaktı yani? 60 liralar civarındaydı. Bölündü. Sonra millet zırladı. Efendim 5 liraya indi. Gitmiyor, bitmiyor. Yani 5,5 liradan aldı. 240 bine giden endekste kağıdı 9,35'e kadar götürdü. Ne yapsaydı? Yani 11 yapsaydı %100 olacaktı. %100 parayı nerede bulduk? Oradan çakıldı. 50 günlük ortalama desteğinde tekrar tırmandı. Düşüşün ne kadarını geriye aldı? Bakalım. Yukarıdan 9.30'dan 7 lira civarına kadar olan düşüşün %50'sini geriye aldı. Şu anda 20 günlük ortalamada bunun altına giderse kardeşim 7.5 veya 7.30 falan gibi oralara doğru inme ihtimali artar. Uzun vade kağıdın tabii ki trendi yukarıya. Ama kısa vadeden bahsediyorsan kağıt satışta düzeltiyor. Yani 9.30'dan beri iniş çıkış, ikinci hamle %50'yi geçemedi. Şimdi tekrar ortalamaya doğru geri gelebilir. Ortalama nerede? 50 günlük ortalama 7.47'de, 7.5'te. Onun altı 7 liradaki dip. Uzun vade evet, uzun vade ne oldu? Dolar bazında data yok mu? Evet. Uzun vade bakıldığında dolar bazında ortalamanın altında. 50 haftalık ortalamanın altında. Ne zamanki 0.61'in üzerine çıkar, o zaman hadi eyvallah. Ama beklerseniz bu kağıdın direnci 0.72 sent, yukarı tarafta da 0.90 sent. Hedefler bunlar dolar bazında. Ama oraya gidebilmek için yani 5-6 ay geçebilir, belli olmaz. Çünkü dolar bazında oraya gelmek o kadar kolay olmayabiliyor. Yani endeksin bundan sonraki rallisinde olabilir. Zirveye nerede erişildi? 22 Şubat. Şubat'ın sonu. Hangi tarihte? 2021'de. Dibe nerede erişilmiş? 2021'in 13 Aralık'ında. Yani baktığınız zaman haftalık grafiğe, şu anda neredeyiz? Çok fazla vakit geçmedi. Yani tepeden dibe
kaç ay geçmiş? 10 ay geçmiş. O tepeye tekrar gitmesi için simetrik bir görüntü olsa, oraya gidebilmesi için bir 10 ay daha geçer. Yani 2022'nin sonu 2023'e doğru da olabilir o işler. Dolar bazında eğer yapacaksa. Dolar bazında da yani 0.60'dayız. 0.60'dan 0.90'a gelmek dolar bazında %50 para demektir. Az buz değil. Esas rally 0.20'den 0.90'a giderken oldu. 2020'nin Mart ayında 0.20 sentti. 2021'in sonunda, başında, Şubat'ta 0.90. Dolar bazında 4.5 katı para vermiş. İyi para ya. Neresi veriyor dolar bazında 4.5 katını? Tabii ki şimdi onun sindirilmesi lazım. Yani 10 ay boyunca sindirmiş, şimdi tekrar yukarı gidebilmesi için çalışma lazım. 0.70-0.75 tekrar direncin olduğu yer. İlk kısa vadede. Geçelim. Hocam tire soruldu. Hangisi tire? Evet. Tire kutsan. Hmm. Geldi mi? Büyük yatırımcı oraya. Genelde büyük yatırımcı gelmeden gitmez. 25 senedir aynı hikaye. Evet, 10 lira da gene. Hadi bakalım. Sanki yukarı niyetleniyor gibi. 9.60, 50 günlük ortalamanın olduğu yer. Koy stopu oraya, bekle bakalım. Tekrar 12 yapar mı bu kağıdı? İsterse yapar. Birileri var burada. Birisi var daha doğrusu. Birileri değil. Yıllardır var. Yani yatırımcılar öyle bilir. Piyasa oyuncuları. Kağıt gitti 12'lere ama oradan sert bir satışta aşağı geldi. 8.60'a gene tırmanıyor. Bence bir şans vermek lazım. Ana çanak 10 lirayla 5 lira arasında. Bu çanak katlarsa 15 lira olur mu? Olabilir. Karton sanayi değil mi bu? Kutu. Kutular mutular. Yani bu ortamda para kazanan yani şirketlerden olması gerekir. Hele artan fiyatlarla karlılık oranı artar gibi geliyor bana. Yani. Gerçi kartonsan martonsan da duruyor olduğu yerde ama sanki yukarı yapabilirler. Geçelim. Dediğim gibi son durak 9.60. 9.60 ortalamanın altı, 9.60'a koyarsan stopu. Ortalamanın altına gidince stop koymak gayet normal. Tavsiye mavsiye değil. Genel kuraldır bu yani. Ama sen 9.55'e koyarsın, 9.65'e koyarsın onu bilemem. Ama 50 günlük ortalamanın altına giden stoplanır kardeşim. Bilmediğin bir olay oluyor derler, stoplanırsın. Stoplarsın kendini. Kural budur. Biz o kurallar çalışmıyoruz. Olabilir. Çalışacaksın diye bir zorlama yok. Teklif var, ısrar yok. Onun gibi yani düşün. Genel kurallar böyledir. Yukarı tarafta 12'ye doğru gidebilir. Sonra verirler muhtemelen. Satıcı gelir. Oradan verdi, aldı falan filan. Endeks tekrar toparlarsa 9-12, daha doğrusu 8.5-12 çanağı yukarı katlarsa 15 eder. Yani biz de zaten büyük çanak 15'e hedefliyor dedik. Olabilir. Geçelim. Hocam Seyitler Kimya soruldu. Fena verdiler ama. Yakaladılar birilerini galiba orada. SKM ya 20 liraydı bu kağıt. 8 liralara inmiş. Hala da gidiyor aşağı. İşte. Yani kağıdın halka arzı ya çok aşağılarda. 0.50 2017'de 1.5 lira 2018-19'u öyle geçirmiş.
En son 2020'de 3.2'den aldılar. Dimdik 24'e kadar götürdüler. Oradan bir çaktılar 10 liraya. Oradan bir daha ikinci halka arz 23 liraya götür. Sonrası tam bir facia. Ondan sonra 5 iş gününde taban taban maban bitti. Nereye indik? 13 liraya. Kağıdı 20-22'de alanlar hayat boyu çıkamaz. Bir sonraki hamlede 19'a kadar getirmişler ama yani bu da kağıdı boşaltmışlar herhalde. Yatırımda kaldı ki yani kağıtlar. Yani aşağı tarafta tekrar aşağı doğru giden bir piyasa. Piyasa 3-5 gündür yukarı gidiyor. Ne 3-5 günü? 10 gündür belki yukarı gidiyor. Son günlerde 3-4 gündür belki biraz yoruldu ama piyasa yukarı giderken de bu kağıt yukarı gitmemiş ki aşağı çakılmış. Yani ya kötü bir haber var ya piyasaya işte kağıda verdiler. Tekrar toparlamak için. 6 lira mı 6 lira da toparlarlar mı? 7 lira, 7,5, 7, 6. Aşağılara bakmak lazım. Yani bir ara kağıdı birisi boşaltırsa yüklü miktarda onu yakalarlarsa yüklü miktarda kağıt boşaltımı olursa o kağıtlar üzerinde kalmasın diye kağıtları tekrar yukarıya doğru sürebilirler. Ama şu anda herhalde birileri epey yüklü mal aldı. Onu dökmek için ondan o malları geri almak için de aşağıya doğru veriyor olabilirler. Kağıdı kim kontrol ediyorsa. İşte kaçmak lazım ama yani zaten böyle 10 katı 15 katı olan kağıt da yani bir o kadar daha gidecek diye beklentiniz olmamalı. Gitmez yani. O artık 10 katı 15 katı olan malı birilerine yani devredip kaçmak niyetinde oradaki yatırımcı. Karı alıp hadi bana eyvallah demek niyetinde. Onun için oralarda tutuyor. Malı dağıttığı anda, alttan çekildiği anda alışları yazmadığı anda bitti. Bir anda boşlukta kalırsınız. Aa ne oldu ya? Nerede bu alıcılar? Alıcılar yok. Bir tek alıcı vardı zaten. Kademeleri dolduran. O gittiği anda gerisi küçük yatırımcı. Bekleşiyor. Birisi alıp götürse de kağıdı biz de para kazansak diye. O da öyle olmuyor maalesef. Evet geçelim. Kağıt hocam, düşüş trendinde. Maalesef. Yapı kredi soruldu hocam. Ya bankaların yukarı gideceğini zannediyordum ama yani bugün biraz nazlandı millet ne olduysa. Bakalım yapı krediye. Nereye koydular yapı krediyi? Bakalım bütün kağıtları koyun dedik. 3.81 evet grafik. 4 liranın üzerinde 4.25'lerde filan tepe var. Oraya doğru yanaşmaya çalışıyor. Hani dün çıktı, bugün geri geldi filan. Ortalamadan biraz uzaklaşır gibi oldu. Yani kağıt hala tırmanabilir. Ama kısa vadede 10-15 kuruş aşağıya gelip ortalamayla kavuşmayı ister mi? Bunu bilemeyeceğim. Biraz durulur gibi oldu. Tepe nerede? 3.90'da erişti. 8-9 kuruş vermişler. Aşağı tarafta 20 günlük ortalama 3.60'da. Yani 3.70-3.75 aralığı birisi düşerken öteki çıkarken falan filan orada buluşurlar mı? Olabilir. Hızı biraz kesildi. Ama niye kesildi? Geçmişteki tepe buralarda beklediği için. Yani yapı krediye de baktık. Öyle hatırlıyorum. Salı günü. Tepe buralarda. Evet, çanak hocam. Tamamlandığı için biraz satış gelebilir. Büyük çanak.
Yapı Kredi'nin çanağı 1,5-3,5 desek 2 lira. 2 lira 3,5'a tamam 5,5-6 gibi bir rakam olabilir uzun vadede. Yani, o da hemen 6 ayda olmaz. Yani burada tekrar 4,20-25, 4,5'a doğru gidiş olur ama sonra gene satış gelebilir. MHC'de alışta. Yani kağıt alışta. Ortalamadan biraz hareketlendi. 3,5'tan şeye gelince 3,90'a filan 40 kuruş. Ortalamayı bekliyor olabilir. Ortalamanın kendisine doğru yanaşmasını. Çünkü bu kağıtlar uzun vadede hele dolar bazında tam bir rezalete dönüştüler. Yani 2018 yılındaki dibinde dolaşıyor Yapı Kredi. 50 haftalık ortalamada. Yani en kısa sürede 33 sent ama normali 50 sent filan bu kağıt. Bunu aynen böyle söylediğimi hatırlıyorum salı günü de. Yani iki gün içinde tekrar yorum yapmayalım. Çünkü başkalarının kağıtlarına bu sefer bakamıyoruz. Evet, geçelim. Hocam, Borusan Yatırım soruldu. Çok ağır gidiyor. Yani bu kağıt da 15'lerde filandı. Oralardan kalktı. Hızlı gitti 38'lere. O gün bugündür kağıt devamlı düşüşte. Şirkete baksan yani şu kağıdın şu performansı Borusan'a baksan yani bence hiç yakışmıyor. Yani bu kağıt burada sürünür mü? Endeks 240 bine gidiyor. Kağıt 30 lirayı zar zor geçiyor yani. Allah Allah. Ya Amerika'da yatırımlar yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor şirket. Endeks 240 bine gidiyor. Şirket 30'u zor geçiyor. Hale bak. Yani endeks 160 bindeyken şirket 38 liraydı. Endeks 240 bin oldu. Şirket 30 lirada. Hareketli ortalamalar civarında. Spekülatörü de mızmız. Yani Nemrut bir spekülatörü var galiba. Yani alırsın verir, verirsin alır falan. Tahtayı mıncıklar, iter, kakar. Yani boş işlerle uğraşıyor. Parası da yok herhalde. Tahtayı tıkıyor yani. Öyle bir yer. Ama yukarı tarafta 31 civarında direnç var. Sonrası 36-37 aralığı. Kağıt tam anlamıyla yukarıya dönemedi. Yani 28'i falan bir kere daha geçerse o zaman derim ki eyvallah tekrar 30 veya 36-37'ye doğru çanağı tamamlamaya niyetleniyor derim. Dip genelde şu anda yukarılarda oluşuyor artık. 22 liralar. Yani eskisi gibi 10 lirada, 12 lirada, 15 lirada olmuyor gibi. Dibi de 22'ye çıkarttık. Oralara gelirken alıyorlar. Evet. Yani biraz böyle şey, hayal kırıklığı gibi kağıt ya. Çok fazla lotta olmadığı için tahtada birileri kendi kendilerine eğleniyor yani. Yani lotlara bakarsan işte yazılmış mazılmış ama bazı kademelerde 50 lot var falan filan. Yani normal bir kağıt da böyle kademelerde bir tanesinde 3000 lot, öteki bir sonraki kademede 30 lot falan olmaz. Yani öyle abuk subukluk olduğu zaman orası dengesiz bir tahtadır belli. Yani orada bir spekülatör veya yani ne diyeyim bir grup işte sizlerle bizlerle eğleşiyor falan gibi düşünürsünüz. Öyle düşünün yani. Bir şeylere niyetleniyor. Aklına eserse bir hareket çeker. Çünkü normal piyasalarda kademelerin filan yani herkesin katıldığı bir yerde kademelerin çoğu birbirine dengeli şekilde dolu olur yani. Bir kademede 949 lot, öteki kademede 50 lot, bir sonraki kademede 7300 lot, bir sonraki kademede 51 lot. Bu ne ya? Böyle bir yayılım mı olur?
Belli. Yani bir şeyler yazmış işte. Garibim oraya. Hayırlısı. Hadi geçelim. Hocam iş C soruldu. Burası da işçi. Bugün de burası da çok fazla gidemedi gibi geliyor bana. Bir dakika bakayım. Yani Akbank falan aşağı gitti. 6 kuruş. Ya yukarı yapabilir gibi gözüküyor bana. Yani bir 9 liraya doğru gidebilir. Ama direnç 7.98, 8 lirada. Daha önce de o tepe var orada. Oradan aşağı indi. 50 günlük ortalama 7.12'ye. Şimdi tekrar oraya geldi. 8 lira civarına. Bugün de gitti geldi. Orayı aşarsa 8.30 veya biraz daha zorlarsak 9 civarı bence görülebilir gibi geliyor. Oralara doğru gidebilir. Bankaların hala hareket edeceğini düşünüyorum. Çok aşağılarda kaldılar. Bunun da ana çanağı, yani dipler nerede oluşuyor burada? 4,5 lira dip. Yukarı taraf 7 lira. 2,5 lira. 2,5'u koy 7'nin üstüne 9,5. Zaten oraya kadar son çıkışta geldi. 3 aşağı 5 yukarı. Yani 4 kuruş kalmış. 9,46'dan dönmüş. Tekrar 9'lu rakamlara doğru gidebilir gibi geliyor. Ondan sonra orada verirler diye düşünüyorum. Sonra süzülürüz biraz aşağıya. Yani dediğim gibi endeks 25-20 bin dolar, 27 bin dolar, 32 bin dolarlara gidecekse işçinin fiyatı 15 lira falan olur. 20 lira olur. Nereden baksan. Yani endekse 16 bin dolara geldiği zaman, 17 bin dolara geldiği zaman işçiye 9,5'u görüyorsa iki katını düşün. Endeks 34 bine gitti diyelim. 32 bine gitti. 16 binden. İşçiyi çarpalım 2 ile. 18-20 lira. Fazlası olur da o kadar olması lazım. Yani beklentiler böyle. Uzun vade. Geçelim. Hocam Petrokent Turizm soruldu. Valla orası İngiliz ipi. Kendi ipinden asılırsın. Orayı bilemem. Yani bir günde 7 bin lira Petrokent. Ne bekliyoruz Petrokent'te? Yani temettü falan mı var? Bilmiyorum ben. 7.600 lira kağıt. Hala da gider mi? Yani bir şey diyemem. Yani şöyle denmiş. Bedelsiz veriyor konuşuldu mu diye soruldu. 100 liradan 7 bin liraya geldi kağıt. Yani ne, kim aldıysa kim topladıysa. Çünkü burada fazla lot yoktur ki. Bir de bunun lotu da değişiktir. 1020 tane falan verir. 1000 tane değildir. Öyle hatırlıyorum Petrokent'i. Yani şimdi şöyle bir tahta. Bu tahtada ne konuşursun ki? Lotlara bak. Kademelerde bir lot, 5 lot, 23 lot, 3 lot, 5 lot, 2 lot, 3 lot, 1, 1. Satış. 10 adet satış var. 10 lot. Kademeler 1, 2, 3, 1, 5, 3, 2, 1, 1. Futbol takımı kadar bile lot yok. Neredeyse. Yani burada her şey olabilir. Bana göre değil kağıt. Size göre, ona göre onu bilemem. Ben Petrokent hayatımda pek fazla alıp satmadım. Yani 20 sene önce falan hatırlıyorum işte. Bir lotu 1020 taneydi. 1000 tane yerine. Hala öyle mi onu da bilmiyorum. Değişti mi değişmedi. Yanlış söylemeyeyim. Ya 1020 ya 1040. Tuhaftı yani. 1000 değildi. Ama yani 7 bin lira kağıt. Evet aldık. Yani bu kağıt şimdi temettüyü falan verdiği zaman 200-300 lira verecek mi yani minimum? Yani buraya yatırdığım parayı bankaya yatırırsam en azından faiz alırım. Burada o temettüyü alabilir miyim? Ya terse giderse? Yani burada riskler. Yani kağıt 700 lira gitti. Bir ara bugün öyleydi galiba.
Bir bakayım. 265. 265 değil canım. En yüksek tabii. 8100 lirayı gördü. 760'ın üzerine 500 lira koysan 8100. Zaten 200 lira. Tabii 700 liranın üzerindeydi. Yani %10 falandı. Bilemem. Yani orada doktor ne yersen ye dedi kardeşim. Ben kimsenin vebalini almam. O kağıtta bir pilot kademelerde işlemler var. Bana göre değil. Geçelim. Hocam Vestel soruldu. Ne oldu, geldiler mi? İki kardeşim var orada. Kim? Bir şeyler var orada. Öyle hatırlıyorum. Öyle demişlerdi bir zamanlar. Evet, ortalamanın üstünde tutuyorlar. Kaç tane ortalama? 26-30. Tamam. 50 günlük ortalama orada. 26-45'te. 20 günlük ortalama da onun yanında. Alacaksan stopu koyarsın. 26-30'un altında bir yere. 26-25, 26-20, 26-15. Kafana göre. Yalnız bir tek şey var. Çıkış sırasında 25 lira civarında boşluk da çıkmış. Eğer ortalamaların altına çakarlarsa o boşluğu kapatırlar. Düşüşle. Onun için ortalamanı yani uygun bir şekilde koy. Ortalamaları yani stopunu diyorum. Ortalamanın biraz altında bir yere koy. Yukarı tarafta kağıt 27,5'u geçtiği anda yukarı yönde hareketlenme olabilir. Tekrar 30-31 civarı görülebilir. Geçtiğimiz zamanda 30-75'teki o çanağı tamamladı. Yukarı geçer gibi yaptı. Katlayamadan çanağı endeks satışa geldi. Burayı da çaktılar. Bu kağıt şöyle bakıldığı zaman yatay bir alanda. Aşağı taraf 22,5. Yukarı taraf 30,5 diyelim. Yani 8 liralık bir alan. Bu yatay alan eninde sonunda yukarı yönde katlar. 38-40'a doğru önümüzdeki 3-5 ay, 6 ay neyse yıl sonuna doğru gitme ihtimali yüksek. Var yani. Tabii yani bu dolara endeksli mevduatlar şunlar bunlar bütün bu projeler tam tersine ödedim çakılmazsa piyasa aşağıya. Onu bilemem. Ama normal şartlarda işlere de olumlu gittiğini düşünürseniz, olumlu gideceğine de inanıyorsanız, yukarı yöndeki beklenti yani 40 lira civarı olabilir. O çanağın yukarı yönde zaman içinde katlanmasıyla. Evet, geçelim. Hocam, Borusan yatırım soruldu. O Borusan'a göre çok daha hızlı gitti. Uçtu 600 lira falan. O gün bugündür. Yani düzeltme içinde. BR yat 373 lira. Yani kağıdı aldılar. 2020'nin Mart ayında 38 liraydı. 38 liradan önce yukarıya çektiler. 210 liraya yok artık falan derken oradan bir ufak satış. 50 günlük ortalamada tuttular 145 lirada. 145'ten kağıt gitti 668'e. 700'e doğru geldi neredeyse. Yani 670 liradan sonra aşağıya doğru uzun süre çakıldı. 267'ye kadar geldi. Tekrar bir zıpladı. Gene indi aşağıya. Bunun dibi 300 lira civarında. 300-310 aralığında. Şimdiki hamle yukarı yönde bir önceki tepeyi geçemedi. 480'i geçemedi. Bu hamlede 430'lardan 28'lerden geri dönüyor. Kağıt hareketli 50 günlük hareketli ortalamanın altına gidiyor. Tıpkı Borusan gibi. Yani iyi bir görüntü değil. Bunun düzelebilmesi için kısa vadede 400'ün üzerine çıkması lazım. O zaman derim ki eyvallah, kağıt tekrar
450 ya 470 seviyesine doğru niyetleniyor diyebilirim. Ama şu anki itibarıyla 50 günlük ortalamanın altına doğru süzülen bir kağıt pek de içinde kalmak istemem. Yani ne zaman alışa döner? 402'nin üzerine çıktığı zaman. Evet, geçelim. Çünkü hala üzerinde kar var. Bu fiyatlarda bile. Ha, büyük çanak ne zaman tamamladı? 600 çanağı veya 550 direnci var. Orasının tamamlanması için biraz vakit lazım. Yani 8-10 ay olabilir. Piyasaya da bağlı tabii de. Yani simetrik düşünürse daha oralara gidebilmesi için yani bu yaz ayları falan geçebilir. Ha, bir anda karar verir spekülatör veya grup kimse. Kağıdı 200'den 650'ye götüren 670'e. Onlar karar verip de 402 geçti. Evet, 422 geçti. 480-85 satış gelir orada. Daha sonra zaten 550'ye götürürse orada gelenlere verir. Tekrar aşağıya çekip verdiklerini yerine koymak için. Geçelim. Hocam Doğaç soruldu. Elli günlük ortalamanın civarında dolaşıyor. 42-75. Ne diyeceksin? 42,5 mesela stop. Son dip 42-58'de. 42,5, 42-40 neyse koy stopu. Varsa elinde bekle. Nereyi bekle? İşte 55'te tepe var. Oraya doğru gider mi diye bekle. İlk direnç 49 civarında. 48-75-80. Geçerse 55'e doğru gider. Bekleyeceksin. Alım yapıyorsan ortalamalar da burada. 20 günlük ortalama fiyatı 44.78, 44.80 diyelim. 44.80, 45 arası alım yapıyorsa yukarı tarafta beklentin 49 veya üstü 55. Buldu da terse gitti. Abicim o zaman dediğim gibi 42.50'nin altı. Hasta la vista baby. Bana eyvallah. Sana da eyvallah olmalı. Ne olacağını bilemezsin aşağı tarafta. Çünkü yukarıya çıkarken 37,5-37,80 boşluk var. Aşağı taraftan koparken 35 civarında boşlukla kopmuş. Terse burada sardığı zaman o boşlukları da kapatmaya gelir. Hiç belli olmaz. Onun için ortalamanın altına bir yere iz süren stop. Yukarı tarafı beklersin 55 civarında. Ana zirve yani çanak ne oldu? 20-36 çanağını katladı mı 16 lirayı? Katladı. 52'ye gelmesi lazımdı. Geldi zaten. Hedefine ulaştı. Uzun zamandır düzeltiyor. Ortalamaların üzerinde kalırsa tekrar al sinyaline dönüşebilir. O da seni işte 55'li rakamlara doğru götürebilir. Orada satıcı gene gelecektir. Geçmişten kalan tepeden dolayısıyla. Geçelim. Hocam Yataş sorulmuş. Hangisi? Yataş hocam. Yataş. Yataş. Evet hocam. Ha, bunu inceledik, söyledik bunu da. Yatay alanda 12 ile 14,5 arası filan dedik. Kağıt eski zirveye gitmedi. 160 bin endekste 17'ye götürdüler kağıdı. Oradan sonra çaktılar. Kağıdın kalkış noktası 7 lira. En yakın kalkış noktası. 7 liradan 17'ye orada 3-4 tane tepe yaptılar. Oradan bir çaktılar. Kağıdı 12'ye. 12'den sonra 14,5'a uzun süre burada gezdirdiler. Oradan da bir daha aşağı verdiler. 10,5'lara doğru. Şimdi kağıt ortalamaya doğru geldi. Tırmanışta. 50 günlük ortalamadan geri dönüyor. Orada duvara çarptı. Geri geliyor. 50 günlük ortalamanın değeri 12.34. 12.35, 12.40
40. Yani onun üzerine çıkmadığı sürece kağıttaki trend hala aşağı yönde kardeşim. 20 günlük ortalamanın olduğu yerde onu deliyor aşağıya doğru. 20 günlük ortalama 11.87'de. Yani bu tekrar 11.70, 11.60, 65 falan aşağı doğru giderse sıkıntın artar. Burası grup işi. Birileri götürüyor, getiriyor. O götürürken eğer trene atlarsan orada kalacaksın. Ama onlar verirken de kaçacaksın. İstasyonda, ilk istasyonda acele kaçacaksın. Burada önemli nokta dediğim gibi 12.40'ın üstü. Yani kağıt 12 ile 14.5 arası uzun süre geçirmiş. Yani Haziran'ın sonu ta şeye kadar, aralığın sonuna kadar neredeyse, ortasına kadar. Bu banttan sonra aşağı vermişler. Yani düşün, 240 bine doğru giden endekse bunun gidemeyişi de ayrı bir negatif durum yani. Endekse katılamamış endeksin çıkışına. Demek ki oradaki fareli köyün kavalcılarına bağlı iş. Ama geçelim. Hocam şöyle bir soru gelmiş. Hektaş'ta ikili tepe mi oluştu? Bakabilir misiniz denmiş. Hektaş. Evet hocam, Hektaş'ta. İkinci 16-29 falan 30'da o tepe onaylanmamış zaten. Şimdi tekrar MHC'de satışa dönüyor. 16-27'deki tepe, ikinci tepe onaylanmamış. Oraya geldi ama oradan dönüyor aşağı. 20 günlük ortalama nerede? 14.87. Yani 14.87, 14.88, 14.85 diyelim. 14.85'in altı 50 günlük ortalamaya doğru yolculuk olur. 13.25'e doğru. Evet. Biraz sıkıntılı. Ortalamanın üstünde kalamazsa, çünkü satışta 50 günlük ortalamaya doğru sürüklenir kardeşim. 13.25, 13.50 aralığına. Yok. Buralarda tutundu. Ortalamanın altına inmedi. 20 günlüğün. Tekrar 16.20'ye gitti, geldi falan. Ondan sonra 16.5'u koparttı yukarıya, gidiyor. O zaman tutman lazım. 20'ye kadar falan, 18-20 aralığına kadar tutabilirsin. Ama şu andaki görüntü, ikinci tepe maalesef onaylanmadı MHCD tarafından ve satışa geliyor. Ortalama tutuyor en son. Senin son desteğin 20 günlük ortalama, üstsel. Onun altı 50 günlüğe kadar yolcu. Kağıt uzun vade iyi mi? İyi. Ama kısa vadede de yani unutulmaması gereken bir şey var. Kağıt 8 lira 16 lira yaptı. %100 verdi. Ne bekliyorsunuz ki? Yani 2 ayda %100 veren bir kağıt. Yani banka mı veriyor? Ne veriyor yani %100? Gayrimenkul de vermiyor. İyi para bıraktı. Daha uzun vade gidebilir mi? Uzun vadede gidecek. Ama bir süre burada sizi üzebilir. Kağıdın geldiği yere de bakmak lazım. 1 lira 20 kuruştan geliyor. 2019 senesinde. Yani. Bu arada bölüne bölüne gidiyor yani. Yani kağıt 15'e geliyor, bölünüyor. 15'e geliyor, bölünüyor falan. Öyle gidiyor, öyle gitti. Bu arada da birkaç kere bölündü herhalde yani. Evet, geçelim. Hocam şöyle bir soru gelmiş. Koray Gayrimenkul için stop noktası neresidir diye sorulmuş. KGYO değil mi bu? K-G-Y-O. Evet hocam, o. Ya kardeşim, burası zaten 3-4 tane dibin olduğu yer. 5.35. Onun altı, diplerin olduğu yer 4.50 filan. Yani kağıt stop noktasını 6.5 civarında geçmiş zaten.
ortalamanın altına çakıldığı zaman. Bakın bunu uçurmuşlar gene 9 liraya. Oradan indirmişler. 6,5-7,65 arası bant, yatay bant. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor falan. Burada mal dağıtımı olmuş demek ki. Nereden anlıyoruz? Malı topladılarsa yukarı alırlardı. Malı dağıttıklarına göre fiyat aşağı gidiyor. Yani aşağı çakılmış. Aşağı çakılınca yatırımcıya malları devrettiler. Oradan sattılar. Şimdi aşağılarda bekleyecekler diye düşünürsün. 5,35'lerde. Yani kağıt ortalamaların altında sürükleniyor. Yani bir şey diyemeyeceğim ama yani bu tip yerlerdense yani çakarım abi giderim. Ford'da boğulur giderim yani Tüpraş'ta filan. Boğulacaksam adam gibi boğulurum. Derler ki Pasifik Okyanusu'nda boğuldu ya. Yani KGYO'da boğulacağım ama Ford'da boğulayım ya. Benim felsefem bu. Yani birisi beni hırpalayacaksa o adam siyah kuşak 8. dan sahibi ise yani sansei ise master ise tamam kardeş en azından beni master dövdü. Orada boğuldum. Yani çünkü böyle buna bir şey demeyeceğim ama öyle kıytırık yerler var ki oralarda gidip boğulacağım ama yani bırak edebimle aslanlar gibi tepelerde bir yerde boğuşayım. Yani her şeyin de bir yani kaybetmenin de bir onuru olsun. Bu çok koyar böyle kıytırık yerlerde para kaybetmek. Büyük yerlerde para kaybetmek o kadar koymaz adamı. Çünkü en de sonunda bilirsin. O kağıt oraya gene gelecek. Gelmiyorsa zaten Türk ekonomisini at çöpe gitsin o zaman. Ne olacak ki? Yani Ford'u, Koç Holding'i, Tüpraş'ı, Petkim'i bilmem şişe camı olmayan Türk ekonomisinde ne olur ya? Ne olur yani? Ama bilmem ne yatırım ortaklığı veya bilmem ne şu bu. Onlar olmasa da gider. 10 sene önce yoktu Türkiye. Gene bu kadar sene yani insanları besledi ekonomi. Ama evet havyar yemedik. Ne olsun canım? Devlet genelde 3 aşağı 5 yukarı uzun seneler yardımlarla mardımlarla idare etti. Yani gene eder. Edebilir. Biraz hareketlenmek lazım. Yani KGYO ne bileyim ya. Hiç alıp satmadım. Onu söyleyeyim. Hiç alıp satmadım nerede? Bir kere alıp satmadım. Koray filan. Yani bir şey mi ifade eder alıp satmama? Rast gelmemiştir. İlgilenmemişimdir. Yani benim alıp satmam önemli değil piyasada. Yani Ahmet Mergen şu kağıdı aldı. Koç Holding aldı. Oo çok iyi falan. Öyle bir şey söylemek istemiyorum. Veya ona uğramadı. O çok kötü kağıt. Bazı kağıtlar vardır. Patronlar vardır orada. Direkt yani. Onlarla boğuşamazsınız kolay kolay. Yani. Burada herhalde grup işi yatayda sarmış marmış oradan sonra vermiş. Ha tekrar bir yerde toparlayıp götürür mü? Götürebilir. Ama kağıdın performansına bakarsan 2019 senesinin ortalarında 1.25 9 lira. Kağıda bir şey diyebilir misin? Diyemezsin. İyi para bırakmış. Ama şimdi düşüş trendinde kardeşim. Maalesef. Tren geriye doğru gidiyor. Ana istasyona doğru. 1.25'e gitmiyor tabii ki canım. Yani 5.30'larda, 35'lerde bakalım ne yapacak. Çünkü dipler orada. Genelde oradan kalkıyor yukarıya. Orasının altı biraz sıkıntılı. Evet. Geçelim. 20 günlük ortalama bastırıyor kağıdı aşağıya doğru. Maalesef. Evet. Hocam bir maç sorulmuş. Yani yine soruya o şekilde söyleyeyim. Yani hocam Koç Holding iyi güzel de bu kağıt 1.25'ten 9'a gitmiş. Yatırımcıya iyi para bırakmış. Koç Holding o kadar bırakmadı. Şimdi yani onda da haklısın. Yani, o da ayrı bir tez.
Ona da hayır diyemem. Yani benim stilim diyorum. Yani. Stil. Herkesin bir stili var. Ben aslanlarla boğuşarak ölmeyi tercih eden birisiyim. Sırtlanlarla, çakallarla değil. Hiç olmazsa beni yenenin bir aslan olduğunu bilirim ölürken de. Anlatabiliyor muyum? Yani benim felsefem o. Hayat felsefem. Evet. Bir maç. Evet hocam, bir maç sorulmuş. Tabii yatırımcı cebinden ödeyeceğim diye korkuyor herhalde cezaları. Ya geçen de sorduk buraya. 72, 71, 72 direnç, 57 civarında, 58 civarında da yatay alanda destek var. Yani burası yukarı yönde uçanağı katladı. 88'lere giderken. Yani çünkü 72 58 çanağı 86 eder. Burası da geldi. Oradan çaktılar. Şimdi tekrar oradan zıpladı. Nereye kadar zıpladı? %50 geri geldi mi? Düşüşün %50'sini sardı mı geriye? Tam anlamıyla saramadı. Biraz kısa kaldı. %50 75 civarındaydı. Bu da 73-80'lerden falan dönüyor aşağı. Ortalamaya doğru geliyor. 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalama birbirine yakın. Bunlar 69-25, 69-50. Yani 69-25 oralara falan bak. 69'un altı stop. Oradan tutunup, buralarda gezinip biraz sağlam bir zemin oturtabilirse kendine, ortalamaların üstünde kalırsa sonraki hamlede bakmak lazım. 74 falan geçiriyorsa bekle. 84-85 oralara gidiyor demektir. Niyetleniyor demektir. Evet. Durum bu merkezde. Yani Migros'lar, işte şoklar falan hepsi aynı yolun yolcusu. Bizim marketler falan filan. İmaj tabii biraz daha oturaklı. Migros gibi. Evet. Geçelim. Hocam Eczacıbaşı soruldu. Eczacıbaşı yani iki tane var. Yatırımı ilacı hangisi? İlaç hocam, ilaç. İlaç. Evet. Bakalım o nerede? Evet, 7.77. İkinci tepeye gelmiş. Aynı Hektaş gibi. 240 bin endeksteki tepeye gelmiş. Oradan biraz satış geliyor. Endekse 160 binken bunun tepesi 8.70'lerdeydi. Oraya kadar gelemedi endeks çıkmasına rağmen. 8.45'lerden falan dönüyor. 50 günlük, 20 günlük ortalamaya kadar vermişler. Oradan zıplamaya çalışıyor. 7.65 20 günlük ortalama. Onun altı 7.60 filan stop. Kısa vadeli. Çünkü aşağıda 7.22 var. 50 günlük ortalama. 7.25 filan var. Yani oraya kadar düşme riskini göze alıyorsan satma. Ya ben satamam filan diye. Ama 50 günlüğün altı daha sıkıntılı olur. Kısa vade 20 günlük ortalamadan yukarıya doğru bir zıplamış. Ama tepeler belli. Yani tepeler 8.40, 8.45 filan oralarda satıcı gelir kardeşim. Çünkü iki defadır geldi. Üçüncüde de gelir. Ha, ne zaman ki orası patlatır yukarıya, ona da biraz zaman lazım. O zaman eyvallah döner geri alırsın sattığını. Bu eczacı ilaç. Ha, baktığın zaman dolar bazında yani kağıt dip yapıyor dolar bazında. Buradaki bunun direnci 0.64 sent. Burası geçilirse esas gidebileceği yer 80 sent. 8 kere 13 ne etti? 10 liranın üstü. 8 kere 13, 8 kere 10, 8 lira oradan 3 kere evet 3 kere 8 de 24, 2 lira 40 kuruş da oradan koy. İşte 10 lira 40 kuruş falan.
Esas tepe orada. Sıkıntının büyüğü. Ha, geçmişte 2021 senesinde uçtu, roketti yani. 1.22'ye gitti. Kağıt 2019'da 32 sent, 2021'de 1.22. Bunun zaten dolar bazında majör tepe hep 1.15, 1.20'de. 2017 rallisi de orada bitti. Ama ana dipler 42 sent, 45 sentte oluşuyor. Geçenlerde oraya değmiş doların çıkışında. Orada da alıcı hop diye geldi. Ortalamanın üzerine diyelim ki 65 sentin üzerine giderse bekleyeceksin kardeşim 80 sentin. Şu anda biraz yani dip yapma çalışması için dolar olarak bakıldığında. Evet, geçelim. Hocam. Bu böyle. Eczacı yatırım. Bu da yani şirketimizin hediyesi. Tabii hediyeler burada bitmiyor. Bir tane tarak seti var. Ondan sonra bir tane dikiş seti var. Orada da bitmiyor. Limon sıkacağı var. Yani vapurlardaki gibi. Evet. Eczacı yatırımı da söyleyelim. $48'da. 49'a yakın. Şimdi o da aynı. Geçmişteki o ana tepenin çok yakınından dönmüş. 61 lira. Tepe 62-63 civarında. 62-80, 63 filan. Bakayım bir dakika. Tam rakamı söyleyelim. 63-08. Şimdi bu da gene geldi. Verdiler 50 günlük ortalamaya. Oradan zıpladı. 55 civarına tekrar verdiler. Şu anda 50 günlük ortalamanın olduğu yerde. Biraz altın, biraz üstünde. İki ortalama arasına sıkıştı. Kağıt 50'nin üzerine geçerse, 50.5'u falan aşarsa yukarı yönde 55'e doğru niyetleniyor diye düşünürüm. 47.80, 47.5'un altına verirlerse 50 günlük ortalamayı deldiler. O zaman bu arkadaşlar 45, 42, 42.5 falan oralara doğru kağıdı sürükleyecekler diye düşünürüm. Ona göre de hareketimi çekerim ben olsam. Siz ne yaparsınız? Siz bu ışık çerçevesinde verilen bilgiler çerçevesinde kendiniz ne isterseniz onu yaparsınız. Kağıt MAC'de satışta, hala da satışta devam ediyor. Kağıt da zaten 50 günlük ortalamaya doğru geri çekiliyor düzeltme içinde. Onun altı 45'in altına doğru gider. Evet, geçelim. Hocam, Kront sorulmuş. Kront? Kront telekomünikasyon. Kront telekomünikasyon seni bile şaşırttı bak. Evet hocam, söyleyemiyorum. Kuruk kuruk kam kuruk falan dedin, kaldın orada. Hocam maalesef yani, dilim dönmüyor. 40 lirada. Fena değil. Ortalamaların altına bir atmışlar. Şimdi gene toparlamışlar. Evet. 20 ve 50 günlük ortalamalar birbirine çok yakın. Nerede bunlar? 38.96, 38.24. 38.24, 50 günlük ortalama. Tamam. 38'e de biz de stopumuzu koyuyoruz. Mesela yani. Ve bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Kağıdı biraz almışlar. Kağıdın 43-44'e doğru gelmesini bekliyoruz. Lotları da kontrol etmek lazım. Bakalım. Kront'ta yani burası da bir şey. Az lotların olduğu yer. Gidebilir. İsterlerse götürürler. Evet. Yukarı tarafta ne yaptık? Önce 44-45 civarını 44 civarını bekledik. Orada bir ufak çanak olur. 44-45'i aşırtırlarsa yukarı tarafta düşüşte oluşan bir boşluk var. 30 Temmuz civarında. Orası 49 civarında. Zaten 44 36 çanağı
8 lira. 44'ün üzerine 8 lira. 52. Esas tepeler burada 56 civarında. 56-57. Hedef 52'nin üstü. Demek ki 56-57'ye götürecekler demektir. Ama önce bir 44 civarına bakalım. 38 civarında da stopu koydunuz. 38-10, 37-90 neyse yani. Oralara bir yere. Ortalamanın altı. Çünkü ortalama 37-25'te. Bazen böyle ortalamayı deler gibi yapıp alıyorlar tekrar. Sizi stoplatıyorlar. Ona karşı da malın yarısını stoplarsın. Diğer yarısını tutarsın. Daha da aşağı gidiyorsa gerisini de çakar gidersin. Tam stoplarsın kendini yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bölük bölçük de stoplayabilirsiniz. Yani malımı kapıp tekrar yukarı götürürlerse diye. Önce yarısını çakarsın, stoplarsın. Baktın daha da gidiyor. Ötekini de patlatırsın. Ortalamaların üzerine çıktığı zaman bütün malı mecburen geri alırsın. Oyun böyle. Evet. 44-38 çanağının tamamlanması. Orası yukarı yönde geçilirse de 56-58 aralığı. Yani beklenebilir. 52 hedef ama 56 civarı olabilir. Oralara geldikçe de üçer beşer satarsın. %30, %40, %50 böyle boşaltırsın. Ya benden sonra mal 90'a giderse, çok korkuyorsan 56 civarında, 56-50'de yarısını verirsin. Geri kalanını 70 veya 80 için biraz daha uzun vadeli oraya erişebilir diye tutarsın. 56-57'ye verdin, 50'ye geri verdiler. Döner alırsın geriye, yerine koyarsın. Ne oldu? 6-7 lira temettü aldın. Şirket vermiyorsa sen zorlayarak kendin aldın temettüyü. Kağıtta. Malı çevirerek. Evet, geçelim. Burayı da krontladık. Teşekkürler hocam. Kozal sorulmuş. Kozal. Evet, bu da ortalamanın üstüne çıktı ama orada biraz güçlenme niyetinde. Biraz toparlanmak istiyor. 124-80 20 günlük 122-25 50 günlük ortalama. Demek ki 122 stop. 120-26'nın altı 122 yeter. Tamam. Stopu oraya koyduk. Bekliyoruz. Ortalamaya değebilir. 20 günlüğe çarpabilir. Oradan sonrası önemli. 130 geçiriyorsa bekleyeceksin. 145-150 aralığını. 165'e gitmez mi? Hemen gitmeyebilir. Hele bir gelsin 145-150'ye. Orada gelişine göre bir fikir oluştururuz. Bir strateji oluşturursun. Üçte birini çakarsın 145'e, üçte birini 150'ye satarsın. Geri kalanını bekletirsin. 165 olur. İstiyorsan orada çakarsın. Verirler. Yukarıda verdiklerini daha düşük fiyatlardan yerine koyarsın. Aldıklarını bir daha yukarılara satışa koyarsın. İşte sen oldun artık. Bir trader oldun. Siyah kuşak. Hadi bakalım. Ama ana trend 153, 155. Aşağısı 95. 60 lira. Koy üzerine 60'ı. 200 liranın üstü. Bu endeks 27 bin dolar, 30 bin dolar olacaksa burası 120 lirada mı kalacak? Kalmaz. 200'ler, 250'ler kulübüne doğru katılmaya gider. Ha. Ekonomi çöker, borsa çöker. O zaman da başka kulübe gidiyoruz. Kaybedenler kulübü var Kadıköy'de. Aman hocam, Allah korusun. O film, Kaybedenler Kulübü değil mi? Güzeldi şeydi. Hocam film olarak kalır güzeldi. İnşallah. Evet. Kimdi şey? Nejat mıydı? Evet evet hocam. Nejat İşler miydi? Öyleydi evet, galiba. Evet, Nejat İşler. Yok, Kaybedenler Kulübü Kadıköy'de yok kardeş. Burası artık kapandı. Burası Kazananlar Kulübü. Acar Meykul, Kazananlar Kulübü. İnşallah hocam. Evet. Hemen geçiyorum hocam. Kartonsan sorulmuş. Yani bir lanet yer de oraya döndü. Yani mıy 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 mıy. Ama dediğim gibi. Kağıt çok uçtu. Bedelsiz vereceğim ayağına. Kağıdı
3500 liralara falan götürdüler 600 liralık kağıdı. Genelde bu kağıdı 150 civarında alırsın, 350'ye satarsın. Yıllar boyu böyledir. Buradaki patron da kim idare ediyorsa bu kağıdı, spekülatörü kimin nesiyse, bu da bu şekildeydi. Ama sonra yeni vatandaşlar gelince buraya yatırımcı olarak, bedelsiz falan veriyorum diye kağıdı aldı uçurdu. Sonra verdi bedelsiz. 132 liraya geldi o bedelsiz. 3000 lira rakamların üzerinden. O gün bugündür. Kağıt aşağı. Tıpkı şampiyon olan takımların kağıdının çizeceği rota gibi. Şampiyonluk sonrası aşağı verirler kağıtları. Şampiyon olmadan kağıtları götürürler. Bu da bedelsiz. Bölünmeden götürdüler kağıdı. Bölündükten sonra ne oldu? Yani güller falan mı açtı? Ne o? Kağıdınız 2-3-5 misli oldu. Fiyat da 3-5 misli. Aşağı yönde kırıldı. Lotunuz çarpı fiyat değişmedi yani overall'unuz. Bedelsiz verince. O kadar. Lotlar arttı, fiyatlar düştü. Toplamda aynı şey. Ama o gün bugündür kağıt aşağıya geldi. Dibi 45 lira civarında. Son dip 50'lerde. 51 lira. Ortalamanın gene altına doğru hafifçe sarkıyor. 56-57'nin üzerine giderse alım düşünülebilir. Şu anda bence biraz daha düzeltme içinde. Ha, burada dökmek için aşağı verip sonra 57'yi alırlarsa dön al 65-66'ya da sen patlat. Geldiği zaman. Oyun böyle. Orta vade. Yatay bant 67 yukarıda, 45-46 aşağıda. Öyle düşün. Yatay bantta. Evet, geçelim. Hocam iş yatırım sorulmuş. Yatırım nerelerden gelmiş? 4,5 liralardan. Son ralliye pek katılmadı. 3,30'lardan falan döndü aşağıya. Ama 50 günlük ortalamanın üstünde dipler yükseliyor. 50 günlük ortalama 3,01. Tamam. 2,90-2,95 civarı stop. Yukarı tarafta 3,30 var. Yukarıya doğru bir niyetleniyor gibi sanki. Dediğim gibi yani fiyat nerede? Fiyat 3.10'da. 10 kuruş 15 kuruş aşağıya stop. İlk hedef 3.30. Daha sonra 3.65 3.70 yeter. Çanağı tamamlamak amacıyla yukarı gidebilir belki ama böyle uçup uçup koşturacak hali de yok. Önce bir şey çanağını tamamlayalım. 2.80 3.30 çanağını. Orası 50 kuruş. 3.30'un üzerine 50 kuruşu koyarsan 3.80. Ben de öyle diyorum. 3.70, 3.80, 75 aralığı. Satıcı orada gene gelir. Yukarı niyetleniyor gibi sanki. Ama gene de 50 günlük ortalamanın altına stopu koyarım. Yani. Çünkü 50 günlük ortalamayı 2-3 kere denedi, delmedi. Delerse o zaman bir şey ters gidiyor demektir. Bırakmak lazım. 50 günlük üstel ortalamanın üstünde. Kağıt iyi para vermiş mi zamanında? Vermiş. 45 kuruşmuş, 50 kuruşmuş. 4,5 lira almış. 9 misle gitmiş. İyi gitmiş. Şu anda da dediğim gibi oradan gelen düzeltme devam ediyor. 2,5 lirayla tepe 3,20 arasında bir bant içinde gidiyor geliyor. Şu anda tekrar yukarı doğru sanki niyetleniyor gibi ama her şeye rağmen 50 günlük ortalamanın altı stop. Hala millet kârda. 6 katı kâr var şu anda dipte alanlara. Yani 1 liradan alan bile şu anda 3 katında duruyor. 3 katında oturuyor kârın. Evet, geçelim. Hocam Ereğli'ye bakabilir miyiz? Yani burası da kısa vade biraz tıkandı gibi.
Yani tepki yukarı yönde yaşandı. %61.8'in olduğu yerde şeyden iyi geldi. 36-26'daki tepeden aşağıya indi. Oradan 50 günlükten zıpladı. Neresi? 23-56. Kağıt gene %61.8'lik alanı geri sardı. Geriye aldı. Yani 30'a doğru filan geri çekilirse şaşırmam. Biraz dinlenebilir. Güç toplaması lazım biraz daha. Tekrar 35-36'lara doğru gidebilmesi için. Zaman zaman endeksi tutmak için alıyorlar ama normalde biraz böyle yani 29,5-30 dibi gibi oraya kadar oralarda falan biraz gidip gelip bir güç toplaması lazım. Bu arada ortalama da 30'a doğru yönelir. 20 günlük ortalama. Orada kavuşurlar. Ondan sonrası önemli. Oraya çarpıp yukarıya doğru mu dönecek yoksa 20 günlüğü delip aşağıda 50 günlük ortalama ki orası 27'lerde falan. Oraya mı sürüklenecek? Öyle bakılır. Biraz çıkış ağırlaştı burada. Evet, geçelim. Hocam, Erbosan'a bakabilir misiniz? Evet, Kayseri. Erbosan. Bunlar iki kardeşti bildiğim kadarıyla ama kağıt uzun süre 30'larda kaldı. Sonra en sonunda sahiplenildi. 150'lerin üzerine gitti. Sonra çaktılar 65'e. Şimdi tekrar çanağı tamamlamaya gidiyor. 150'ye kadar geldi meldi. 150 civarında sıkıntı var. Yani en son dip 111'deydi. 50 günlük ortalamaya doğru geri veriyorlar. 122'de. 122,5'ta ortalama orada duruyor. Onun oradan dengeyi bulup tekrar yukarı zıplatırlarsa 140'a bakmak lazım ama 150-155 aralığı satıcı gelir kardeşim. Büyük çanak uzun vadede katlayabilir. Hangi çanak? 85-155 çanağı desek 70 liralık bir kalınlığı olan yüksekliği çanak yarım daire 70'i 150'nin üzerine koyarsan 220-250 aralığı uzun vadede oraya gelebilir. Gelir, niye gelmesin? Endeks 27 bin 30 bin dolar olacaksa burası da oraya gidecektir. Değerlenir. Lotların az olması tahtanın kontrol edilmesine sebep oluyor. Yani lotlar az. Onun için birileri tahtayı oraya buraya sürükleyebiliyor kardeşim. Mesela satış kademeleri doldurmuşlar kapanışta alışı. Satışlar 96, 130, 60, 50, 10. En kapıdayısı 608 lot. Sonra 7 lot falan var bir sonraki kademede. Ondan sonraki kademeler 104, 100 lot falan. Yani spek işi, grup işi. Onu da bilin. Evet. Uzun vade gidebilir. Gidebilir yani. Evet, geçelim. Hocam, son olarak da Ülker'e bakabilir miyiz? Ülker mi, Ülser mi? Ülker hocam ama Ülser sanırım. Ülker namı diğer Ülser oluyor yani. Ülserojen. Hasta etti şeyini yani yatırımcısını. Ama kağıt değişti yani. Kağıt eski Ülker değil. Yani yatırımcı onu anlamalı. Eskiden Ülker her endeks rallisinde uçar giderdi. Daha sonra maalesef başka olaylar karıştı işin içine. Ve uzun süredir de yani 2020'den beri kağıdın üst tarafı 24 filan civarı benim bildiğim. Aşağı taraf 19 filandı. Şimdi artık 19'un da altında. Daha aşağılarda bence dipler 16'da filan. Yani öyle düşünün. Kağıt artık öyle herkesin favori yani sevdiği mevdiği tipte bir kağıda dönüşmedi. 19'un üzerine çıkarsa yeniden düşünülebilir ama
23-24'e geldiği zaman satıyorlar kardeşim. Öyle bakın yani olaya. Evet. Bu geceki programı da buradan bitiriyoruz. Herkes evet, memnun hocam. Mu hayatından? Memnunlar hocam inşallah. Ben herkese çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Ahmet hocama da yorumlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Salı günkü yayınlarımı sadece... Ne demişler hocamıza? Bakıyorum şey hemen demiş, hocam. Birisi bir mesaj bakmış. Hemen bakıyorum hocam. Hocamıza bir iltifat etsek ayıp olmaz inşallah. Hocam kralsınız ve selam. Allah yokluğunuzu aratmasın demişler hocam. Ay pardon, ben de sanki kendime olan övgüyü öğüt, okutmak için sanki şey yok gibi hocam, oldu. Olur mu öyle şey? Hayır pardon yani. Yok yok. Okuyamadım da onun için sordum. Tabii hocam, yoksa doğru söylüyorsun. Yoksa öyle şeyin peşinde değilim. Hocam evet. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aramızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ya Merkez ediyorum. Bankası beklentisi ne olacak? Klasik işte bir yani 50 bas puan bilmem ne indirir mi? İndirir. Yani işte faiz indirimine devam ediyoruz havası mafası ama yani çok da zıtlaşmamak lazım her şeyle, piyasalarla. Allah muhafaza. Şimdi geliyor Mart ayında. Fed Mart ayında geliyor. Kardeşim 2013 senesinde geldi. Neler olduğunu gördük. Bunun tedbirini önceden almak lazım. Fazla boğuşmamak lazım. Yani bu süreci en az hasarla atlatması lazım Türkiye'nin gene. Türkiye fırsatı çoktan kaçırdı. Türkiye 2001 krizi sonrası 2002 ile 2008 arası dünyada dolar aşağıya giderken yapacağını yapmalıydı. Onun için dolar Türkiye'de, dolar TL bir yere gidemedi. 2008'den sonra 2013'e kadar gene gidemedi. Niye? Yani büyük yönetimler dolayısıyla değil. 3 trilyon dolar sadece 3 senede para basıldı. 2009, 2011, 2012. Birer trilyon, birer trilyon para bastı. Akıl almaz paralar basıldı. Onun için dolar TL kaldı olduğu yerde 2013'e kadar. Ne değişti 2013'te? Yönetim aynı yönetim. Dolar 1.5'lardan 1.70'lerde bugün geldi buraya. Tabii ki. Hem dolar değerlendi hem de Türkiye'de üretimdi, şuydu buydu. Bir sürü noktalarda bir takım aksaklıklar oldu ki değerlendi. Maliyetler şimdi daha da artıyor bütün dünyada. Yani FED'i de anlamıyorum. İki, enflasyon ikinin üzerine çıksın çıksın diye papasını yırttı. Pardon, yani çok yırtındı. Aman da aman, aman da aman, aman da aman. Buyur kardeşim, şimdi enflasyon geldi 7'ye. Hadi, şimdi de 2'ye indirmek için, 2'ye indirmek için boğuşup duruyor ya. Allah Allah kardeşim. Yani neyi nereye götürdünüz? İkilere çıksın diye çok yırtındınız. Yani paralar basıldı, o yapıldı, bu yapıldı, bedava para atıldı, paraşütle para atıldı, şu oldu, bu oldu. Şimdi 7'ye çıktı, ortalık karardı. Yani yazboz tahtası gibi. Ama bütün dünyada şimdi eğer enflasyon artıyorsa, Avrupa'da da %4, %5, Amerika'da %7, şu bu derken altın fiyatlarının aşağıya doğru gelmesi bence biraz zor kardeşim. Olmaz yani. Altın kısmı da dünyada ne yapar? Yani yukarı doğru aşağı inmez. Yani emniyetli liman falan filan derken oraya da biraz para akar. Orada da 1760 civarında 50 şey var, 20 aylık ortalama var. Maliyet var altında da. Altın piyasasında. Öteki tarafta 1600'lere doğru yakın yerde 1620, 1580'in orası haydi haydi dipler de 1620'ye yakın yerde de 50 aylık altın ortalaması var. 4 senelik maliyet orada.
enflasyonun bütün dünyada yukarıda olduğu bir ortamda altın fiyatı da kolay kolay aşağı inmez. Ha, uçup kaçıp 2000 doları geçer mi? Hemen geçmeyebilir. Ama aşağı da inmez yani. Daha ziyade ufak ufak yukarıya doğru gidiyor. FED faiz arttıracağım diyor. Altın 1800 doların üzerine çıkıyor. Niye? Amerika'da da 8-9 trilyon dolara erişen bir para bunalımı var yönetimde. Yani bütçe büyüdü. Altyapıları yapacağım diye de 2 trilyon dolarlık ek bütçe kondu. Ortalığa dolar geliyor gene. Bir yandan FED doları almaya çalışıyor piyasadan. Bir yandan da bütçeler büyüyor. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu gibi o altının aşağı inmesine müsaade etmiyor. Yani Avrupa'da da İngiltere faiz arttırdı. Yani inanılır gibi değil. Euro şey GBP USD sterlin dolar 1.37'nin üstüne çıktı. Daha geçenlerde 1.30-1.31'lerde dolaşıyordu. Euro dolar paritesi 1.14'ün üzerinde. Allah Allah. Yani 1.12'lere gelmişti en son. FED faiz arttırdıkça bu daha da aşağı inecekti. Yok, öyle olmuyor işte. Her şey bir yere kadar. Ama Avrupa'da da eksi faizden çıkma dönemi başlıyor. Yani euro değerleniyor yavaştan yavaştan. Dolar değerleniyor ama euro da değerleniyorsa dengeyi sağlar. Sterlin faiz arttırıyor. FED arttırıyor. Sterlin arttırıyor İngiltere. Ne olacak? Dengeyi sağlar. Bir tarafın lehine yıkılmaz. Türkiye ne yapıyor? İşte orada yani ekonomistlerin anlaşamadığı nokta orası. Ben yorum getirmeyeyim oraya. Evet. Yani FED'in tekrar devreye girdiği, hatta 3 veya 4, bir de şimdi 4'ten 4 çıktı. Yani 4 tane faiz bile arttırabilirim, fark mı arttırabilirim diyor. Ama Mart ayında herhalde başlayacak. Öyle görünüyor. Bu kadar şeye laftan sonra herhalde arttırmazsan ayıp olur. Prestij kaybı olur. Ama Ocak'ta değil. Mart ayında muhtemelen bir şeyler olabilir. Başlayabilir. Genelde o Mart, Temmuz, Eylül ve Aralık aylarında faiz arttırımlarını ilan eder. Aralardaki toplantılarda lafı güzaf. Ortalığı yatıştırır falan filan. Yani laflar devamlı. Yani gidişat bu yönde. Ama aynı zamanda omikron bir şeyler. Diğer yandan istihdama da bakılır. Yani faizi arttır da faiz artışı ortadaki tarafta istihdamı, yani istihdama zarar vermeye başladığı anda orada geri çekilme başlar. Bir dakika, hop. Evet, enflasyonu öldürüyoruz ama istihdamı da öldürüyoruz. Onu da değerlendirir yani. İşte iki taraf böyle yani şeyli, zor işler. Yani karar veriliyor, verilmiyor, işte lafla yaparım ederim falan, bir nevi uyarımı desen, tehdit mi desen, ama ekonomiler bilhassa dolara bağlı iş yapan ekonomiler bizim gibi tedbiri almak durumunda. Yani bir şeyler olacak. Bunu yani tedbirini önceden sığınak veya neyse almak lazım. O büyük tahribat yaratmasın diye bir şeyler yapmak lazım. Şimdi mevduat falan filan, bu konuda bir takım çalışmalar oluyor. Şirketler paralarının bir kısmını döviz korumalı, yani dövizdeki yükselişe falan filan göre korumalı şekilde, onlar da hesabı TL'ye çevirirler filan gibi. Bir takım kolaylıklar filan sağlanıyor. Ya bütün herkesin dileği, inşallah tedbirler çalışır kardeşim. Yani çalışmasın diye kimsenin dua edecek hali yok. İnşallah alınan tedbirler çalışır. Ülke insanı da biraz rahata kavuşur. Yani şu andaki bir şoku atlatmaya çalışır. Çünkü fiyatlar
Bayağı arttı. Bizim de bir hayalimiz var. İşte endeks 20 bin dolara gidecek mi diyecek. Ha diyebilirsiniz ki hocam böyle bir ortamda endeks nasıl 20 bin dolara gider? Ya faiz artacak. Biz burada faiz indiriyoruz falan filan. Gidemeyiz. Adı üstünde hayal ediyoruz. İnşallah gideriz. Yani garantisini veremem. Yönetici ben değilim. Garantisini veremem. O sorumluluğu da ben almam. Bana ne? Yönetmediğim şeyin neyini sorumluluğunu alacağım? Ben sadece sade bir vatandaşım. Öyle bakarım olaya. Bu geceyi de yani bu şekilde bitiriyoruz galiba. Evet, yani bir şeyler söyledik, ettik. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış. Onları kendiniz değerlendirirsiniz. Dediğim gibi biraz dobra konuşmaya çalışıyoruz anlamak için. Yoksa öteki türlü yani buradan giriyor, buradan çıkıyor. Kulaktan girip öteki kulaktan. Bazı şeyleri söylemek lazım ki akılda kalacak şekilde söylemek lazım. Bazısı yani biraz off the record olabilir. Ama dediğim gibi yani sizlerle işte nasıl hissediyorsak öyle konuşuyoruz. Kendiniz değerlendirmelerinizi her zaman kendiniz yapın arkadaşlar. Beni dinleyin, başkasını dinleyin, onu dinleyin, kendi aklınızı dinleyin. En sonunda bir strateji çizeceksiniz. Yani ben isterim ki her dediğim çıksın, sizlere de orada, burada, her yerde para kazandıralım, mutlu olun. Ama öyle de olmuyor. Yani dolu yağdığı zaman da tedbirinizi alıp sığınağa gideceksiniz. Kabak gibi ortada kalmak yok. Ceviz büyüklüğünde dolu yağarken. Kafana gelirse yarar kafanı. Bile bile lades yok. Borsalarda da yok bile bile lades. Yapılmaz. Ya olursa? Ya olursa değil. Şanslar biraz senin tarafında olsun. Bir pozisyon tutacaksın. Her dakika, her zaman, her yerde, her tarafta devamlı olarak borsada olmaz. Bazen ayrılacaksın. Biraz kafa dinle. Her dakika, her dakika borsada kalamazsın. Yorar seni. Evet. İnşallah yarın iyi bir gün olur. İnşallah yani, hocam. Değil mi? Hadi bakalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ağzınıza sağlık. Ben gidip kızılcık sopasımla Fed'le uğraşayım biraz. Evet hocam, bekliyoruz tweetlerinizi. İyi bakalım. İyi akşamlar hocam tekrardan. İyi akşamlar herkese.